Konumuz gene Futuhat-ı Mekkiye'den 5. ciltten haccın ilk eylemi olarak ihram. İhram elbisesi batini yorumuyla insanın kendisine yasak koyması bu ibadete başlarken giyilen ilk şeydir. Konunun başlığı bu. Allah'ın kuluna farz kıldığı her bir ibadet İlahi bir isme veya ilahi bir hakikat ile şeksiz şüphesiz irtibatlıdır. Ve başlıyoruz. Şimdi Şibli'nin, ki bu Şibli'nin ne olduğunu bir 5-6 dakika sonra konunun içinde geçiyor. Ne olduğunu, kim olduğunu siz anlayacaksınız. Şibli'nin konuyla ilgili hikayesi şöyle. Şibli'nin bir arkadaşı, Şibli'nin kendisine şöyle sorular sorduğunu anlattı. Şibli arkadaşına dedi ki, hacca niyetlendin demek. Arkadaşı da evet dedi. Bu sözleşmenle yaratıldığın günden beri buna aykırı olarak bütün sözleri geçersiz yaptın mı? Hayır dedi. Öyleyse sözleşme yapmadın. Elbiseni çıkarttın mı? Evet dedi. Şibli, demek her şeyden soyutlandın. Hayır dedi. Elbiseni çıkartmamışsın o zaman dedi. Temizlendin mi? Evet dedi. Bu temizlikte her türlü hastalık gitmiş olmalı. Hayır dedi, gitmedi. Öyleyse temizlenmedin dedi. Lebbeyk Allah'ım, emrindeyim dedim mi? Evet dedim dedi. Senin söylediğin gibi lebbeyk diyen bir cevap aldın mı? Hayır almadım dedi. Öyleyse lebbeyk demedin dedi. Hareme girdin mi? Evet dedi. Oraya girerken yasaklanmış her şeyi bıraktın mı? Hayır dedi. Hareme girmemişsin dedi. Mekke'de bulundun mu? Evet dedi. Mekke'ye girerken haktan sana bir şeref geldi mi? Hayır dedi. Öyleyse Mekke'ye girmemişsin dedi. Mescide girdin mi? Diye devam ediyor Şibli arkadaşına. Evet dedi. Mescide girerken bildiğin yönle hakla karşılaştın mı? Hayır dedi. Öyleyse girmedin dedi. Kabe'yi gördün mü? Evet dedi. Öyleyse neye yöneldiğini anlamış olmalısın. Hayır dedi. O zaman Kabe'ye girmemişsin dedi. Sonra 3 kez koştun mu ve 4 adım yürüdün mü? Evet dedi. Dünyadan sanki kendisinden ayrılır ve koparcasına kaçmış, bu 4 yürüyüş ile kaçtığın dünyadan güvene kavuşmuş ve bundan dolayı Allah'a şükrün artmış olmalıdır dedi. Hayır dedi. Öyleyse bunu da yapmadın dedi. Hacer-i Esved'e el sürüp onu öptün mü dedi. Evet dedi. Bir feryat attı Şibli. Ve şöyle dedi. Yazık sana. Hacer'e el süren kimse hiç kuşkusuz hak ile tokalaşmış demektir. Hak ile tokalaşan kimse ise emniyet ve güvene kavuşmuştur. Allah senin üzerinde güven ve emniyet eserini ortaya çıkarttı mı dedi. Evet, hayır dedi. Öyleyse el sürmedin dedi. Sonra makamın önünde durup 2 rekat namaz kıldın mı dedi. Evet dedi. Rabbinin mertebesindeki mekanda durduğuna göre sana niyetini göstermiş olmalı dedi. Hayır dedi.
O zaman namazı kılmamışsın dedi. Safa'ya çıkıp orada durdun mu? Ne yaptın? Diye soruyor şimdi arkadaşına. O da evet diyor, çıktım. 7 kez tekbir getirdim. Orada durdum. Allah'tan ibadetimi kabul etmesini niyaz ettim. Meleklerin tekbirini getirmiş ve o yerin hakikatını idrak etmiş olmalısın dedi. Hayır dedi. Öyleyse tekbir getirmedin dedi. Safa'dan indin mi? Evet indim dedi. Bütün hastalıkların ortadan kalkıp Safa, duruluk ve afiyet buldun mu dedi. Hayır dedi. Ne Safa'ya çıkmışsın ne oradan inmişsin dedi. Hervele, Safa ve Merve arası koştun mu? Evet dedi. Ona kaçtın mı? Ve kaçmaktan kurtuldun mu? Varlığına ulaştın mı? Hayır dedi. Öyleyse Hervele de yapmamışsın dedi. Merve'ye ulaştın mı? Evet dedi. Merve kelimesi ile mürüvvet arasındaki ilişkiye dikkat çekerek mertlik üzere dinginliği bulup onu aldın mı? Hayır dedi. Öyleyse Merve'ye de ulaşmamışsın dedi. Mina'ya çıktın mı? Evet dedi. Allah'tan kendisine isyankar olduğun başka bir hal temenni etmiş olmalısın dedi. Hayır dedi. O zaman Mina'ya çıkmamışsın dedi. Sonra Havf mescidine girdin mi dedi. O da evet dedi. Girerken ve çıkarken korkmuş ve sadece orada bulabildiğin bir korku duymuş olmalısın. Hayır dedi. Böyle bir hal olmadı. O zaman oraya girmemişsin. Sonra Arafat'a gittin mi dedi. Evet dedi. Orada vakfe yaptın mı, durdun mu? Evet dedi. Uğruna yaratıldığın hali anlamış ve istediğin hali öğrenmişsindir. Bu halle sana tanıtan kimseyi de öğrendiğin gibi işaretlerin kendisini gösterdiği makamı da öğrenmiş olmalısın dedi. Hayır dedi. O zaman vakfe yapmamışsın, Arafat'a da git çıkmamışsın dedi. Sonra Müzdelife'ye kaçtın mı? Evet dedi. Meşari haramı gördün mü? Evet dedi. Allah'ı başka her şeyi sana unutturup kendisiyle ilgileneceğin tarzı onu zikrettin mi? Hayır dedi. Öyleyse sen Müzdelife'de vakfe yapmamışsın dedi. Mina'ya girdin mi? Evet dedi. Kurban kestin mi? Evet dedi. Nefsini değil mi? Hayır dedi. Kurban kesmemişsin dedi. Sonra şeyin başında dediğim gibi Şibli'nin kim olduğunu oraya geldi. Sonra bana taş attın mı dedi. O da dedi ki attım. Senin üzerinde ortaya çıkan bilgini artışıyla bilgisizliğini kendinden uzaklaştırdın mı? Hayır dedi. O zaman atmamışsın dedi. Saçını kestin mi? Evet. Arzuların azaldı mı? Hayır. Öyleyse saçını kesmemişsin dedi. Sonra ziyaret ettin mi diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine sana hakikatlerden bir şey gösterildi mi? Ya da bu ziyaret nedeniyle Allah'ın sana olan ikramlarını gördün mü? Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hac veya umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileridir. Ziyaret edilen ziyaretçisini ikramda bulunur. Arkadaşı da hayır diye cevap verdi. Öyleyse ziyaret etmemişsin. Sonra ihramdan çıktın mı dedi. Evet dedi. Helal yemeye niyetlendin mi? Hayır dedi. İhramdan çıkmamışsın. Veda haccı ettin mi? Evet dedi.
Bütünüyle nefsinden ve ruhundan çıktın mı? Hayır dedi. Öyleyse veda etmiş değilsin. Bu yükümlülük sende kalmıştır. Artık nasıl hac yapacağına bak. Kuşkusuz sana haccı anlattım. Hac yaparken betimlediğim şekilde davranmaya çalış. Şimdi bunu benim bu konuyu ele almamın sebebi şuydu. Ya meşrebim gereği midir nedir? Ya bu konulara karşı biraz hassas bakmaya gayret ederim. Bütün inananlar da buna gayret ederler. Herkes meşrebi doğrultusunda değil mi? Bilgisi doğrultusunda ya da merakı doğrultusunda. Bir namaz kılarken bile Allahu Ekber derken ya Allah en büyüktür değil. Ya ne diyorum ben burada? Bu benim hep dikkatimi çeker. Rüküye giderken, işte secdeye varırken. Bunların hepsinin şeyde dediği gibi her bir farz ibadetin ilahi bir isimle ya da ilahi bir hakikatle bağlantısı vardır. Bunlar bizim şeklen yaptığımız hareketlerin arkasında kuvvetli bağlar var. Bütün mesele o bağlara ulaşmak. O bağlara, hadi yanına bahçeleri de ekleyelim. Ve ben size şimdi çok güzel farklı bir konuyla kısa gene devam edeceğim. Ancak bu hac meselesiyle ilgili, ihramla ilgili konu kesinlikle hac yapan kişilerin bu manaları yakalayamasa da en azından bunları ezberleyerek bunların hissiyatıyla taklidi olarak bile gitseler en azından nerede ne durdu nasıl durduğunu orada neler olabileceğini bilmesi bile onun oradaki şeyini manasını güçlendirir. Kesinlikle boş çıkmaz. Öbür türlü bir kere gidersin gelirsin bir daha gidersin gelirsin 40 kere git usta gider gider gelirsin. Turist Ömer'in 7-8 tane öyle bir filmi var. Turist oluyorsun. Ömer bin El-Hattab Kasidiye'de bulunan Sad bin Ebu Vakkas'a Nadla bin Muaviye el-Ensari'yi Irak civarına gönder diyor. Hazreti Ömer Sad bin Ebu Vakkas'a Nadla bin Muaviye'yi yanındaki Ensar'la birlikte Irak civarına gönder diyor. O bölgeye hücum etsinler diye mektup yazmış. Sad, Nadla'yı 3000 süvari ile Irak'a doğru göndermiş. Yola çıkıp Irak civarına gelmişler. Bölgeyi fethetmişler. Bol miktarda ganimet ve esir elde etmişler. Nadla ganimeti ve esirleri dağ eteğine taşımış. Sonra kalkmış ezan okumuş. Ve şöyle demiş. Namaz kılacaklar. Ezan okuyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Dağdan biri karşılık veriyor. Ey Nadla, tekbir getirdin. Sonra şöyle devam ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Dağdan gene cevap geliyor. İhlas cümlesi ey Nadla diyor. Eşhedü enne Muhammeden dediğinde ise adam şöyle der. Hazreti İsa'nın bize müjdelediği din budur. Onun ümmetinin başına kıyamet kopacaktır. Sonra şöyle der. Hayya alessalâh. Haydin namaza. Adam şöyle der. Namaza koşan ve devam edene ne mutlu. Hayya alel felâh. Hazreti Muhammed'e uyan kurtulmuştur. O ümmetinin beka sebebidir diye karşılık veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dediğinde ise adam tekrar tekbir getirdin der. La ilahe illallah dediğinde adam ihlası ifade ettin der. Allah senin bedenini ateşe haram etsin diye karşılık verir. Dağdaki adam ezan okuyan kişiye bu duada bulunuyor. Sonra şöyle devam eder. Ezanı bitirdiğinde ayağa kalktık diyor sahabiler. Ve sorduk. Allah sana merhamet etsin. Sen kimsin? Bir melek misin? Bir cin misin? Yoksa bu dua yerleşmiş salih bir kimse misin? Bize sesini duyurdun, şahsını da göster. Çünkü biz Allah'ın peygamberinin ve Ömer bin Hattab'ın grubuyuz deyince bunun üzerine dağ bir değirmen gibi yarılmış, saçı ve sakalı beyazlamış, yünden bir elbise giymiş. Adam görünmüş ve şöyle selam vermiş. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sahabiler de buna mukabil
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri senin de üzerine olsun. Allah sana merhamet etsin. Sen kimsin? Diye karşılık vermişler. Cevap verdi. Ben dedi Züreyb bin Bersem'la, Salih kul Meryem bin İsa'nın takipçisiyim. Beni bu dua yerleştirdi. Ve gökten ininceye kadar yaşamam için dua etti. Gökten inince domuzu öldürecek, haçı kıracak ve Hristiyanların ortaya koyduğu işlerden yüz çevirecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı diye soruyor. Vefat etti dedik. Bunun üzerine sakalları gözyaşı ile ıslanıncaya kadar uzun uzun ağladı. Ardından sordu. Ondan sonra başımıza kim geçti? Ebu Bekir dedik. Ebu Bekir ne yaptı? O da vefat etti dedik. Şimdi başınızda kim geçti? Ömer bin Hattab dedik, dediler. Sonra şöyle devam etti. Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme yetişemedi. Ömer'e selamımı deyin. Ve ona şöyle deyiniz. Ey Ömer, işi sıkı tut ve dikkat et. Vakit yaklaştı. Size bildireceğim şu hususları Ömer'e bildiriniz. Bu, özellikle bu ümmette ortaya çıktığında iş felakettir. Erkekler erkekle, kadınlar kadınla yetinip mensup olduklarından başkası ile yetinirler. Köleler efendilerinden başkasına nispet edilir. Büyükler küçüklere acımaz. Küçükler büyüklere saygı göstermez. İyilik emredilmez. Kötülükten sakındırılmaz. Ve bu görev terk edilir. Bilenler bilgiyi dinar ve dirham elde etmek için öğrenir. Yağmur felaket, çocuk öfke haline gelir. Minberler uzatılır. Musaflar süslenir. Mescitler tezyin edilir. Süslenmeye merak artar. Binalar güçlendirilip insanlar arzularına uyar. Dini dünya karşılığında satarlar. Cinayet küçümsenir. Akraba ile ilişkiler koparılır. Hükümler değiştirilir. Faiz yenilir. Zorbalık, övünç, zenginlik onur haline gelir. Erkek evinden çıkar, oraya daha hayırlısı gelir. Kadınlar bineklere biner. Sonra adam bizden uzaklaştı. Nadla bu olayı sahada, sahada Hazreti Ömer'e yazmış. Hazreti Ömer ise yanıt olarak şunu yazmış. Sen ve yanındaki muhacir ve ensar bu dağda konaklayıncaya kadar gidiniz. Ona ulaştığınızda selamımı söyleyiniz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hazreti İsa'nın bir varisi Irak bölgesinde şu dua yerleşmiştir. Sa'd 4000 muhacir ve ensar ile 40 gün dağda konaklamış, her ezan vakti ezan okumuş, ancak bu zata yaklaşamamışlar, görüşememişler. Şimdi bu konuyla ilgili farklı bir açıdan biraz itikadi. Ameller maldır diyor. Amellerin kârı ise onlardan oluşan suretlerdir. Söz gelişi, namaz kılan veya zikir yapan kimsenin zikrinden ve namazından kıyamet gününe kadar o kişinin bağışlanması için dua eden bir melek yaratılır. Öyleyse amellerin giydikleri suretler onların kârlarıdır. Örneğin, zekatı vermeyen kimsenin zekat miktarındaki malı bir ejderha olarak gelir ve kendisine bak bu senin hazinendir denilir. Ameller iki kısma ayrılır. Birincisi ruhsal amellerdir ki kalp amelleridir. İkincisi bedenin doğa amelleridir. Bunlar ise duyulur amellerden ibaret olan cisimlerin amelleridir. Duyulur bir amelde sene dikkate alınırken, manevi amelde sene şartı dikkate alınmaz. Manevi amel, zaman hükmünün dışındadır.
miktarın ise hem duyuda hem manada dikkate alınması gerekir. Zekatın bu malı temizlemesi ise sahibine bundan dönen iyilik olarak kendini gösterir. Zekatı veren kişi yoksula, miskine vesaire kimselere zekat verdikleri için Allah'ın kendilerine iyilik bulunduğu kimselerin özellikleri ile nitelenmesiyle gösterir. Bu durum amellerden yaratılan meleklerle ilgili söylediği bir hadiste dile getirilmiştir. Bu melek kıyamet gününe kadar o kişi adına bağışlanma talebinde bulunur. Mekke'de uyurken rüyamda Hazreti Peygamber'i görmüştüm. Kabe'yi göstererek şöyle diyordu: "Ey bu evin sakinleri, gece gündüz hangi vakitte olursa olsun bu evi tavaf edenleri gece veya gündüz diledikleri vakitte namaz kılmaktan engellemeyiniz. Çünkü Allah namaz kılan kişi için namazından bir melek yaratır. Bu melek o kişi adına kıyamet gününe kadar bağışlanma talebinde bulunur." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen "Ey Abdümenaf oğulları, bu evi tavaf edip gece veya gündüz dilediği vakitte namaz kılan kişiyi engellemeyiniz." Bu hadisi şerif Nesai Es-Sünen'de yer alıyor. Teşekkür ederim.